Türk toplumunda maalesef ki kadına şiddet kanayan yarım. O yüzden de kadınların yaşantısına benzer yaşantılara sahip kadınlarımızın bu filmi izledikten sonra cesaret bulacağına inancım kesinlikle tam. Burada önemli olan konu adli mercilerin de kadının yanında yer alması. O yüzden de eğer kadınlar başvurduğunda adli merciler de kadınların yanında yer alırsa bir şeyler belki değişebilir. Ben isterim ki yürürlükten kalkan İstanbul Sözleşmesi tekrardan yürürlüğe girsin ve kadınlar bir şekilde onu koruyan bir yasanın olduğunu, bir sözleşmenin olduğunu bilsinler. Herkese merhaba. Ben Özlem Tekin, psikolojik danışmanım. 5 yıldır Psikolojik Plus film ekibinde film incelemeleri yapıyorum ve birkaç aydır da film ekibinin yöneticisiyim. Herkese merhabalar. Ben Mine Tekin, psikolojik danışmanım. Ben de 5 yıla yakın süredir Psikolojik Plus film ekibinde film incelemeleri yazıyorum. Peki, Psikolojik Plus'ın 13. sayısında Take My Eyes filmini incelemiştim. Bu videoda da Mine ile birlikte filmin detaylı bir incelemesini yapacağız. ¿Por qué dices que tu mujer está mal? Sí, estoy tonta. Es que me he venido esta pastilla y no me la cuenta. Cuando una mujer sale corriendo de su casa antes de que su marido vuelva, igual es para plantearse que estaría mejor sola. Una mujer nunca está mejor sola. ¡Pilar! ¿Tú le has pedido disculpas alguna vez? Voy a cambiar, cariño. Te voy a cambiar, te lo juro. Vuelvo a casa con Antonio, Ana. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Porque le quiero. ¡A tomar por culo! Dime lo que quieres y yo te lo doy. Todo. Lo quiero todo. Los colores son como las notas y se repiten como en una melodía. Si podemos escucharlos, también los sentiremos. El verde es el equilibrio. El azul, profundidad. El blanco no suena, no duele. El violeta es el miedo. Abre la puerta. ¡Abre la puerta! İzzihar Bolli'nin yönetmenliğinden izlediğimiz filmde Pilar oğlu ile birlikte evi terk ediyor ve daha sonrasında kardeşi Ana'nın yanına yerleşiyor. Pilar psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalmış bir kadın. Kocası Antonia Pilar'ı bir şekilde ikna etmek için çabalara girişiyor. Pilar'a hediyeler alıyor, öfke kontrolü grup terapisine katılıyor ve bu çabalar da film boyunca devam ediyor. Filmdeki aile içi şiddet, şiddet uygulama, pişman olma, sonrasında tekrar şiddet uygulama olarak bir döngü içerisinde. Ve karakterlerdeki gelgitler de bizim fark edebileceğimiz düzeyde. İstersen ilk soruyla başlayalım Mine. Tabii. En çok etkilendiğin sahne hangisiydi? Şimdi bu soru benim için çok kıymetli. Çünkü bahsedeceğim sahneler de o kadar kıymetli diye düşünüyorum. En çok etkilendiğim sahne filmin ilk 5 dakikasında geçiyor diyebilirim. Esasında sen demin filmin kısa bir özetini yaptın. Ancak benim bahsedeceğim sahne de orayı kapsıyor diyebilirim. Filmin ilk sahnesinde Pilar korkuyla, kaygıyla birlikte eşyalarını topluyor bir gece yarısı ve oğlu Yuan'ı uyandırıyor. Oğlunun elinden tutarak evden çıkıyor. Aslında evden kaçıyor dememiz daha doğru olur. Ardından otobüse biniyor ve otobüste dizlerini karnına doğru çekerek oturuyor. Ve o anda fark ediyor ki ev terlikleriyle evden çıkmış.
Filmin ilerleyen sahnelerinde görüyoruz ki Hiller'ın evden kaçmasının sebebi eşinden şiddet görmesi. Maalesef ki eşinden şiddet gören bir kadının evden çıkması zaten onun için bir kurtuluştur. Evden kaçabilmesi o hapishaneden, o duvarların arasından kaçabilmesi anlamına gelmektedir. O yüzden ne sırtına aldığı palto ne ayağına giydiği ayakkabı onun için önemli değildir. Önemli olan o evden çıkmasıdır. O evden adamını dışarı atabilmesidir demek istiyorum. Sonrasında ise kız kardeş ananın evine gidiyor. Ana kapıyı açar açmaz kız kardeşinin boynuna atlıyor. Ve diyor ki terliklerimle çıkmışım. Evden ev terliklerimle çıkmışım. O an Pilar'ın yaşadığı kaygıyı, Pilar'ın yaşadığı üzüntüyü ben de bir kadın olarak içtenlikle hissettim. Ve Pilar'ın yanında olup ona sarılmayı, ona teselli vermeyi çok isterdim demek istiyorum. Keşke hiçbir Pilar bunu yaşamasa diye de eklemek istiyorum. Teşekkürler Mine. Ben teşekkür ederim. İkinci bir sahneden daha bahsetmek istiyorum ben izniniz varsa. Tabii ki. Tamamdır. İkinci sahne diyorum esasında bu bahsedeceğim filmin genelini yayılmış bir olayın bir sahnesinde izlediğimiz kısım diyebilirim. Şimdi öncelikle şöyle ifade edeyim. Pilar Antonio'dan yani eşinden şiddet görüyor. Antonio Pilar'ın kendisine ait olarak kalmasını istiyor. Tırnak içerisinde bahsetmek istiyorum. Yani Pilar'ın kimseyle görüşmesini istemiyor. Pilar'ın kimseyle samimi bir ilişki kurmasını istemiyor. Pilar'ın bir işte çalışmasını istemiyor. Benim kazandığım bize yeter diyor. Pilar'a devamlı olarak şiddetin her türlüsünü uyguluyor. Hem ekonomik, hem fiziksel, hem psikolojik, hem cinsel. Böyle olunca da tabii Pilar evden ayrılıyor. Evden ayrıldıktan sonra Pilar ekonomik özgürlüğünü kazanmak için, kendi ayakları üzerinde durabilmek için ya da hayatını idame ettirebilmek için hani en basit tabirle bir işte çalışmak durumunda kalıyor. Kız kardeş Anıl'ın da yardımıyla bir müzede rehber olarak başlıyor. Günden güne de bu kariyerinde ilerlemeye başlıyor. Çünkü Pilar'ın başarısı fark ediliyor. Sonrasında müzeye gelen bir ziyaretçi grubuna müzedeki tabloların hikayesini anlatıyor. Bir tablonun hikayesini anlatırken ya da mitolojik öyküsünü anlatırken demem daha doğru olur. Yine bir kadın ve bir erkek var mitolojide. Onun ardından tablo o kadar kıymetliymiş ki diyor. Dönemin kralı tabloyu kimsenin görmesini istememiş. Sadece kendisi görsün istemiş. Tabloyu sergilemek istememiş. Yıllarca karanlık mahzenlerde tutmuş tabloyu. Hatta o denli tabloyu kimsenin görmesini istememiş ki gelecek nesillerden kimseye kalmasın diye tabloyu yaktırmayı bile düşünmüş. Ama Pilar diyor ki ne mutlu ki tablo bugünlere kadar gelebilmiş. Ben de size şimdi öyküsünü anlatıyorum. Hep birlikte bu şaheseri görebiliyoruz diyor. İşte burada bu tablo esasında analoji kurduğumuzda Pilar oluyor. Çünkü Pilar da Antonio'yu. Pilar'ı da Antonio herkesten sakınmak istiyor, kimsenin görmesini istemiyor, sadece kendisine ait olsun istiyor. O yüzden bu iki durum arasındaki analoji beni çok etkiledi ve sizlere de aktarmak isterim. Çok teşekkürler Mine. Yani iki sahneyi bağlaman ve kendi yorumunu katman çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. O halde ben de sana aynı soruyu sormak istiyorum. Filmde en çok etkilendiğin sahne nedir? Evet, ben de senin gibi iki sahneden bahsetmek istiyorum. İlk önce ilk sahneyle başlayayım. Pilar arkadaşıyla birlikte Madrid'e rehberlik işi için gitmek istiyor. Antonio'ya bu durumu açıklıyor ve Antonio o zaman sessiz kalıyor. Pasif agresif bir tavır sergileyerek evden ayrılıyor. Ertesi sabah Pilar hazırlanırken kalkıyor ve Pilar'ın yanına geliyor. Diyor ki, giydiği elbiseyi görünce herkes sana baksın diye bu kadar güzel bir elbise giymişsin. Herkesin gözünün üstünde olması çok hoşuna gidiyor diyor. Pilar'a eve dönmesi için aldığı, ikna etmek için aldığı bir kitap vardı. O kitabı gösteriyor. Oradaki mitolojik karakterlerle dalga geçmeye başlıyor ve kitabı yırtmaya başlıyor. Sonrasında evden çıkmasına izin vermiyor ve Pilar'ın üstündeki elbiseyi yırtarak çıkartıyor ve Pilar'ı çıplak bırakıyor. Pilar'ı balkonda kilitli tutuyor. Diyor ki, herkes seni gördü şu an, memnun musun bu durumdan diyor. Pilar'ın yalvarmaları sonucunda Antonio Pilar'ı içeri alıyor. Ve Pilar'ın boynunu sıkmışken Pilar'ın altını kaçırdığını görüyoruz. Pilar, travma sonrası stres bozukluğu belirtileri gösteren bir kadın.
Daha öncesinde annesi ve kardeşi Ana ile konuşurken şiddet konusu geçtiğinde genelde sessiz kalmayı tercih ediyor. Ve birisi ona dokunmak istediğinde irkilme tepkileri gösteriyor. Ve bu durumda da Pilar'ın travması tetiklenmiş oluyor. Antonio Pilar'ın cinsel bütünlüğüne zarar vermiş oluyor. Çünkü cinselliği ceza olarak kullandı. Bunu yapmaması gerekirdi. Ve Antonio bunu yaptıktan sonra özür dilemiyor. Diyor ki git de temizlen. Yani Pilar'a ne kadar zarar verdiğinin farkında değil. Pilar daha sonrasında bu durumun artık dayanılmaz olduğunu düşünüyor ve şikayet etmek için polise gidiyor. Polise söylediğinde polis de nerenizden yaraladı sorusunu yöneltiyor Pilar'a. Pilar da diyor ki görünürde bir yaralanma yok. Çok derindi diyor. Her şeyime zarar verdi. Her şeyimi parçaladı. Polisin sorduğu sorulara bakarak Pilar ağlayarak polis karakolundan çıkıyor. Eve geldiğinde Antonio'nun şu şeyiyle karşılaşıyor, tepkisiyle. Aile yemeğinden çok cenaze yemeğine benziyor. Hani şey istiyor Antonio, yaptıkları affedilsin, özrü kabul edilsin ve eski hayatlarına devam edilsin istiyor. Ama Pilar çok etkilenmiş ve artık Antonio'yu sevmediğini söylüyor. Hani bir yere kadar dayanabilmiş ve artık dayanmak istemiyor. Bu iki sahne özellikle beni çok etkilemişti. Yani şiddet gören kadınların yaşadıkları sahne olduğunu düşünüyorum. Filmde yer alan sorunun karakter üzerindeki etkilerini nasıl değerlendirirsin? Şimdi bu soru da cevaplaması da güç bir soru esasında. Filmde yer alan sorun kadına uygulanan şiddet. Zaten bunu tüm izleyenler fark edecektir. Eşi Antonio tarafından Pilar'a devamlı ve sürekli olarak cinsel, psikolojik, fiziksel şiddet uygulanmakta. Bu şiddet uygulanıyor, Pilar bundan rahatsızlık duyuyor, acı çekiyor, Antonio ile arasına mesafe koyuyor. Ancak Antonio tekrardan Pilar'ı manipüle ediyor ve barışma yolları arıyor. Pilar onu affediyor, geri dönüyor. Sonrasında Antonio yine şiddet uyguluyor. Pilar tekrardan ondan ayrılıyor. Filmin ilerleyen sahnelerde görüyoruz ki bu döngü zaten onların evliliği boyunca hep devam etmiş. Hatta Pilar fiziksel şiddetin sonrasında bedeninde bazı hasarlar taşıyor. Psikolojik şiddetin acısı hiçbir şekilde geçmiyor zaten. Bunu polis memuruna gittiğinde de söylediği cümlelerden anlıyoruz. Yara hep en derininde, göremeyeceğiniz yerde diyor. Tabii böyle olunca da barışma, ayrılma. Barışma, ayrılma Pilar'ın dengesini sarsmış durumda. Pilar filmin ilk sahnesinde, demin bahsetmiştim, eşyalarını toplayıp kız kardeşinin evine gidiyor. Sonrasında ertesi gün olmalı. Çatı katında ana çamaşır seriyor. Pilar var karşısında ve anneleri geldi. Anneleri kız kardeşi ana için gelinlik getiriyor. Bu aynı zamanda Pilar'ın da giydiği gelinlik, annesinin de kendi gelinliği. Çünkü ananın da bir düğünü olacak filmin ilerleyen sahnelerinde. Diyor ki bunu giyebilirsin. Sonrasında konu Pilar'ın evliliğine geliyor. Ve annesi diyor ki işte nasıl olsa evine döneceksin. Burada çok vakit geçirmeyeceksin. Kadının yeri kocasının yanıdır demeye getiriyor. Pilar tabii öfkeleniyor. Ancak tam olarak tepki de veremiyor annesine. Annesine gördüğü şiddeti tam anlamıyla ifade edemiyor. Çünkü zaten ne evliliği boyunca ne de hayatı boyunca annesi ona doğru bir rol model olmamış. Annesinden gördükleri evlilik, işte ayrılma, barışma, şiddet de olsa evde kalmalısın, evinde kalmalısın tarzında bir evlilik olduğu için annesinin telkinleri sonrasında Pilar çok öfkeleniyor. Ve kız kardeşi o esnada diyor ki, annesini durdurmak için bu cümleyi sizlere okumak istiyorum. Not aldım özellikle. Bir kadın evinden uzaklaşıyorsa belki de orada olmaması gerekiyordu. Ve yalnız kalmak onun için daha iyidir. Yani kesinlikle ve kesinlikle anaya katılıyorum. Kadın olduğu için kimse mutsuz olduğu bir evlilikte yıllarını sürdürmek zorunda değil. Mutsuz olduğu evliliğe, mutsuz olduğu eşe katlanmak zorunda değil. Her birimizin bir hayatı var. Hayatımızı mutlu idame ettirmek her birimizin hakkı diye düşünüyorum. Tabii bunun ardından annesinin cümleleri devam edince Pilar gelinliği alıyor ve çatı katına aşağı atıyor. Ancak gelinlik tellere takılıyor. Ben bu sahneyi şu şekilde yorumladım.
Piler Geryon değiştirme savunma mekanizmasına başvuruyor. Esasında Piler'in belki de o çatı katından atmak istediği, sonlandırmak istediği şey evliliğiydi. Ya da annesinin cümlelerini duymak istemiyordu. Annesini o ortamdan uzaklaştırmak istiyordu. Ya da kız kardeşinin çarpıcı, gerçek cümlelerini duymak istemiyordu. Ona ağır gelmişti. Piler o ortamdan uzaklaşmak istiyordu. O ortamdakileri uzaklaştırmak istiyordu. Evliliğinden kurtulmak istiyordu. Ancak gelinliği çatı katından aşağı attı. Ancak yine hani ne tesadüftür ki gelinlik tellere takıldı. Yere düşmedi. Elektrik tellerini takılmış biçimde kaldı. İşte Piler'in evliliği de tam olarak böyleydi. Piler bitirmek istiyor, sonlandırmak istiyor. Antonio'nun manipülasyonları sayesinde ya da nedeniyle tekrardan evliliğine geri dönüyor. Evliliği tam olarak bitiremiyordu. Bu şekilde yorumlayabilirim. Yani bu sahneler zaten beni yine çok etkileyen sahnelerdi. Özetleyecek olursam da Antonio'nun Piler'e karşı olan tutumu Piler'i maalesef ki dengesiz bir karakter yapmaya yöneltti diyebilirim. Şundan da bahsetmek istiyorum. Horney'in belirlediği bazı nevrotik ihtiyaçlar var. Bunları her birimiz biliyoruz. Yaşamın sorumluluğu üstlenecek bir eşe duyulan nevrotik ihtiyaç adı altında belirlediği bir nevrotik ihtiyaç daha var. Bu nevrotik ihtiyaç içerisinde eşler birbirine karşı bir evlilik içerisinde sevgi ve sadakat tutumuyla birlikte ilerlemektedir. Eşler sevgiyi kaybetmekten öylesine korkar ki eğer sevgiyi kaybederse terk edileceğinden, yalnız kalacağından endişe etmeye başlar. Bu yüzden de bu evlilik içerisinde görüyoruz ki hem Antonio Piler'i kaybetmek istemiyor hem de Piler Antonio'yu kaybetmek istemiyor. İkisi de birbirleri olmazsa yalnız kalacağından, terk edilmiş bir pozisyonda yaşamakta zorunda kalacaklarından korkuyor. Bu yüzden de bu nevrotik ihtiyaç çerçevesinde evliliklerini sürdürdükçe sürdürmeye devam ediyorlar. Yani sürdürmek denebilirse buna maalesef ki. Piler senin de söylediğin gibi fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete maruz kalan bir kadın. Fiziksel şiddetten dolayı böbrekleri hasar görmüş, bir gözünde görme kaybı oluşmuş ve kas yırtılmaları, lif kopmaları meydana gelmiş. Bu tabii ki şiddetin görünen kısmı. Tabii Piler söylemediği sürece kimse öğrenemeyecek. Bir de görünmeyen kısmı olarak nitelendirebileceğimiz cinsel ve psikolojik şiddet kısmı var. Piler bu yüzden de sindirilmiş bir kadın. Ana'nın onu bulduğu işle birlikte Piler kendisini daha iyi hissetmeye başlıyor ve Piler'de küçük küçük değişimler görüyoruz. Ama bunun öncesinde yaşadıklarını ben Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre açıklamak istiyorum. İlk düzeye bakacak olursak fizyolojik ihtiyaçlar bir şekilde karşılanmış. Evde yani karşılandığını görebiliyoruz. İkinci olan güvenlik ihtiyacına baktığımızda Piler kendisine şiddet uygulayan kişiyle aynı evde yaşamaya devam ediyor. Yani kendisini güvende hissedebileceği bir ev ortamı yok. Çünkü eşi ona her zaman istediğinde şiddet uygulayabilir. Şiddetin ne zaman geleceği belli değil. Küçük bir şeye sinirlenip gelip Piler'i rahatsız edebilir. O yüzden tehlikelerden uzak değil. Diyebiliriz ki güvenlik ihtiyacı karşılanmıyor. Üçüncü düzeydeki ihtiyaca geçecek olursak sevgi ve ait olma ihtiyacına, bu ihtiyacının da karşılanmadığını net bir şekilde görüyoruz. Çünkü kardeşi Anna, Piler'in fiziksel şiddete uğradığını, Piler'in evi terk ettiği günün sabahında, eve geldiğinde eşyalarını toparlarken bulduğu raporlarla öğreniyor. Piler o zamana kadar kardeşi Anna'ya şiddete uğradığını anlatmamış, söylememiş. O kadar uzak kalmışlar birbirlerinden. Annesi zaten hiçbir şekilde Piler'in kardeşinde kalmasını istemiyor. Evine geri dönmesini istiyor. Çünkü diyor ki bir kadının yeri kocasının yanıdır. Bir kadın ancak kocasıyla iyidir. Piler'in tek başına var olabileceğine bir türlü inanmıyor. Bu yüzden de diyebiliriz ki Piler yalıtılmış ve yalnız bir kadın. O yüzden de sevgi ve ait olma ihtiyacı karşılanmıyor Piler işte çalışana kadar. Dördüncü düzeydeki saygı ihtiyacına gelecek olursak ben bu ihtiyacı öz saygı açısından ele almak istiyorum. Piler düşük benlik saygısına sahip. Bir şeyleri yapabileceğine inanmıyor. Ana ona ilk kez iş bulduğunda diyor ki acaba yapabilir miyim sorgulamasını kendi içinden geçiriyor.
Ve ayrıca Pilar'ın öz yeterliliği de düşük. Öz saygı açısından baktığımızda bunu da konuşabiliriz. Yani şiddete karşı durma konusunda kararlı değil. Bir şekilde başa çıkamayacağını düşünüyor. Yapamayacağına inandırılmış. Çünkü Antonio bu zamana kadar Pilar'ın yetersiz biri olduğunu durmadan ona hissettirmiş. Şimdi baktığımızda sadece fizyolojik ihtiyaçları karşılanmış bir kadın görüyoruz karşımızda. Geri kalan hiçbir ihtiyacı karşılanmamış. O zaman söyleyebiliriz ki Pilar zaten kendini gerçekleştirme ihtiyacını karşılayacak gücü içinde bulamaz. O motiveyi sağlayamaz kendine. Yani birinin dört ihtiyacının da karşılanmış olması gerekir ki beşinci ihtiyaçta bir şekilde kendini gerçekleştirmek için uğraşabilsin. Ama görüyoruz ki Pilar işte çalışmaya başladıktan sonra kendine güveni geliyor. Sosyal destek kaynakları artıyor. İşteki arkadaşlarıyla birlikte sosyal bir çevresi var. İşten sonra arkadaşlarıyla bir şeyler yapabiliyor. Yemek yiyebiliyor, kahve içebiliyor. Birlikte etkinliklere gidebiliyorlar. Ve böylece Pilar o evden ayrı bir ortamın olduğunu görüyor. Yani aslında çevresinde güvenilir kişiler olabilir. Sadece Antonio yok. Demek ki diyor, kendi içerisinde de bunu durmadan sorgulamasını yapıyor. Kendisinin kaybolduğunun farkında. Ama o gücü kendinde bulamıyor bir türlü. Çünkü Antonio onu durmadan manipüle eden bir kişilik. Durmadan eve dönmesi gerektiğini söyleyen bir insan. O yüzden de Pilar kendini gerçekten küçümsüyor bir yerde. Mesela psikolojik şiddet uyguladığında Antonio kendisini koruma hissediyor. Böyle irkiliyor ve kendini kapatıyor. Çünkü demiştim öncesinde de travma sonrası stres bozukluğu belirtileri gösteriyor. Bir şekilde kendini koruyabileceğini düşünüyor. Ama zaten o kişiyle aynı evde yaşıyor. Bu yüzden de Pilar'ın o evde mutsuz olduğu çok çok açık. Üçüncü sorumda devam edelim o halde. Şimdi ben sana soruyu sormak istiyorum. Bu filmdeki favori karakterin kimdir? Tabii ki favori karakterim Pilar. Şiddet gören her kadın gibi kaybolmuş biri ve kendisini bulmak için gerçekten çaba harcıyor. Arkadaşlarının yanında olması, ananın yanında olması ile birlikte bir şeyleri gerçekleştirebileceğine olan inancının arttığını görüyoruz. Ve hayatındaki değişiklikleri ancak kendisinin yapabileceğini farkına varıyor ve sorumluluklarını üstlenmeye başlıyor. Bu yüzden de bu çabalarının hepsi takdire şayan. O yüzden Pilar'ın geçirdiği değişimler beni çok mutlu etti. Peki senin favori karakterin kimdi? Benim de favori karakterim elbette Pilar. Aslında seninle benzer cümleleri kuracağım. Pilar'ın Antonio'nun tutumuna karşı olan ilk duruşu. Antonio'dan ayrıldıktan sonra, işine başladıktan sonra ekonomik özgürlüğünle birlikte çocuğunla kurduğu yaşam, annesinin, kız kardeşinin tutumları karşısında mutlu olmak için çabalıyor oluşu. Bunların her biri beni çok etkiledi. Ve Türk toplumunda maalesef ki kadına şiddet kanayan yaramız. O yüzden de Pilar'ın yaşantısına, benzer yaşantılara sahip kadınlarımızın bu filmi izledikten sonra cesaret bulacağına inancım kesinlikle tam. O yüzden Pilar'ı çok ama çok sevdim. Pilar'ın dik duruşunu kadınlarımızda da görmek benim en büyük dileğim. Rahatsız olduğun karakter kimdir? Yani buna bence herkesin aynı cevap vereceğini düşünüyorum. Tabii ki Antonio. İlk önce beni rahatsız eden şey şu oldu. Antonio Pilar'a durmadan ufaklık diye sesleniyordu. Ve bu bir eril dil. Yani Antonio Pilar'a sevgi sözcüğü olarak ufaklığı kullanmıyor. Sadece kendi gücünü göstermek için ufaklığı kullanıyor. Ve Antonio bir sahnede intihar etmeye kalkışıyor. Ve o zamana kadar tüm yaşanan şeylerin sorumlusunu Pilar ilan ediyor. Yani sorumluluktan kaçmak istiyor. Yaşattıklarını kabul etmek istemiyor. Ve ayrıca Antonio toplumsal cinsiyet rollerine göre gerçekten gelenekçi toplumsal cinsiyet rollerine sahip birisi. Gelenekçi toplumsal cinsiyet rollerine göre de kadın annedir, evde bakım veren kişidir, vefakardır, özverilidir. Buna bakınca da ikinci konumda yer alan bir kişidir kadın. Erkekler bunun aksine güçlüdür, eve
yemek getiren insan olarak gözükür. Yani para kazanıp eve bir şeyler getiren kişi olarak görülürler. Antonio da tam olarak buna uygun davranıyor. O yüzden de beni gerçekten rahatsız etmişti. Hatta Pilar'la bir konuşmalarında şu geçiyor. Pilar bir iş için Madrid'e gitmek istiyor ve diyor ki gidelim beraber, sen iş bulana kadar ben çalışırım. Diyor ki yani diyor evi sen mi geçindireceksin? Bunu kabul edemiyor. Pilar'ın çalışıp kendi parasını kazanması Antonio'ya ters geliyor. Eğer biz bir şeyleri değiştirmek istiyorsak eşitlikçi toplumsal cinsiyet rollerine göre hareket etmeliyiz. Çünkü bu rollere göre kadın ve erkek ayrı kategorilerde değildir. Kadın ve erkek aile hayatında da, eğitim hayatında da, iş hayatında da aynı yerdedir. Toplumun atfettiği kalıp yargılara göre hareket etmezler. Eşitlikçi toplumsal cinsiyet rollerine sahip olan kadın da şiddet gördüğünde bunun bir hak ihlali olduğunun farkına varıp şiddetle daha etkili bir şekilde baş edebilir. Ama tabii ki burada önemli olan konu adli mercilerin de kadının yanında yer alması. O yüzden de eğer kadınlar başvurduğunda adli merciler de kadınların yanında yer alırsa bir şeyler belki değişebilir. Ben isterim ki yürürlükten kalkan İstanbul Sözleşmesi tekrardan yürürlüğe girsin ve kadınlar bir şekilde onu koruyan bir yasanın olduğunu, bir sözleşmenin olduğunu bilsinler. Ve şiddet gördüklerinde gidip bir yere başvursunlar ve bunun sonuçlanabileceğini görsünler. Teşekkür ederim yanıtın için. Özellikle son cümlelerin beni çok ama çok etkiledi. İstanbul Sözleşmesi'ni tekrardan dile getirmiş olmak biz kadınlar için, bizim toplumumuz için son derece kıymetli. Çünkü biliyoruz ki her geçen gün kadına şiddet vakaları artıyor. Hatta maalesef ki en acı şekilde ölümle sonuçlanıyor. Biz kadınlar ölmek istemiyoruz. Biz kadınlar kadın olduğumuz için korkmak istemiyoruz, utanmak istemiyoruz. Kadın olduğumuz için korktuğumuz bir toplumda değil, kadın olduğumuz için gurur duyduğumuz bir toplumda yaşamak istiyoruz. Biz şiddet gören pilarlar değil, mutlu kadınlar olarak bu toplumda yaşamayı hak ediyoruz. Biliyoruz ki bir an önce İstanbul Sözleşmesi de yürürlüğe girer ve biz kadınlar rahat bir nefes alırız demek istiyorum. Şimdi soruyu ben de cevaplamak istiyorum. Tabii ki ben sana sorayım o halde. Rahatsız olduğun karakter kimdi Mine? Şimdi benim de vereceğim cevap aynı tahmin ettiğiniz üzere. Rahatsız olduğum karakter elbette Antonio. Antonio'nun eşine şiddet uyguluyor oluşu başlı başına rahatsız olduğum bir karakter olması için yeterli. Bunun ardından Pilar evden ayrıldıktan sonra oğluyla birlikte ayrılıyor Yuan'la ve Antonio ananın evine geliyor. Yuan'la bahçede futbol oynuyorlar. Ve o esnada Yuan'ı annesi hakkında bilgi almak için kullanıyor. Yani amacı çocuğuyla vakit geçirmek, çocuğuyla oyun oynamak değil. Eşi hakkında bilgi edinmek. İşte annen nerede çalışıyor, biriyle görüşüyor mu, neler yapıyorsunuz gibi sorular soruyor. Maalesef ki anne ve baba ayrılmaya karar verdiğinde akıllara gelen ilk soru şu oluyor. Çocuk ne olacak? Çocuğumuz var. Çocuğumuz için katlanalım. Ya da ayrılsalar da o ilişki bitse de ebeveynlerden biri ya da her ikisi çocuğu köprü görevinde kullanabiliyor. Diğer ebeveyn hakkında bilgi edinmek için. Yani bu o kadar acı bir durum ki mutsuz evliliklerin içinde maalesef ki yine yükün çoğunu belki de çocuk çekmeye devam ediyor. Bu yüzden de Antonio'nun hem Pilar'a karşı olan manipülasyon içeren tutumları, şiddet içeren davranışları hem de oğlu Yuan'a karşı olan samimiyetsiz tutumu beni son derece rahatsız etti. Hemen ben şundan da bahsetmek istiyorum. İlk soruda sen de bahsetmiştin. Antonio grup terapisine gidiyor. Onun ardından bireyle terapiye devam ediyor gibi görüyoruz. Ve burada kısa süreli çözüm odaklı terapide 3 tip danışan vardır. Bu danışan tip denilen biri şikayetçi danışan tipidir. Şikayetçi danışan tipinde danışmaya gelen danışan sorundan bahseder, sorunun olduğunun farkındadır. Ancak sorunu oluşturan kişinin dışarıdan biri olduğunu söyler. Yani çözümün kendi içinde olduğunu farkında değildir ki zaten bunu da savunmaz. Dışarıdaki kişi problemi çözerse onun hayatındaki sorun da ortadan kalkacaktır. Yine geçmiş sahnelerden birinde şöyle bir olay meydana geliyor. Pilar müzede çalışırken ona küpe hediyeleri gönderiyor. Ve
Mesela kutuyu açtığında içerisinde bir not. Terapiye senin için gidiyorum. Görmüyor musun? Yani Antonia zaten terapiye evliliğini düzeltmek için, kendi hayatında iyileştirmeler sağlayabilmek için, farkındalığını artırabilmek için gitmiyor. Pilar ona geri dönsün diye, bunu kullanabilmek adına terapi hizmeti almaya devam ediyor. Böyle olunca da zaten terapi hizmetinden herhangi bir fayda sağlayamıyor. Hatta terapistinin önerisi üzerine bir defter tutuyor. O deftere olumlu olumsuz bazı notlar alıyor. Yine Pilar'la olan bir görüşmesinde öfkesini kontrol edemeyip o defteri nehre atıyor. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz film esnasında. O yüzden de hem Antonio'nun şikayetçi danışanlısı oluyor oluşunu görmek, hem de Antonio'nun genel tavırları benim en rahatsız olduğum karakterdi. Evet, çok haklısın. Zaten şiddeti göstermesini dedin de kadını küçümsemesi, yani kadının ikinci konumda yer alması sanki şiddet görmesini normalleştiriyormuş gibi yapıyor. Ve Antonio da o yüzden gücünü Pilar üzerinde deniyor. Yani öfkelenip Pilar'a şiddet uygulaması çok normal bir şeymiş gibi görüyor kendisinde. Grup terapisine gitmesi de dediğin gibi hiçbir şey değiştirmiyor. Yani öfke nöbetleri geçirmeye devam ediyor, pasif agresif tavırlar göstermeye devam ediyor ve hiçbir şey değişmemiş bir şekilde biz Antonio'yu izlemeye devam ediyoruz. Peki filmin sonu istediğin gibi mi bitti? Yani filmin sonu tam olarak istediğim gibi bitti. Bu soru beni en heyecanlandıran ve en mutlu eden soru oldu. Bu soruyu yanıtlarken gerçekten yüzümü gülecek. Şimdi filmin ilk sahnesini hatırlayalım istiyorum ya da hatırlatalım istiyorum. Filmin ilk sahnesinde Pilar eşyalarını topluyor, oğluyla birlikte o evden ayrılıyor. Belki kaygılı, belki üzüntülü, belki korkmuş bir şekilde ancak o evden ayrılıyor. Filmin ilerleyen sahnelerinde Pilar evine geri dönüşler gerçekleştiriyor. Ancak o evde kalmak istemiyor. Ve seyirci de daima şunu bekliyor. Keşke Pilar o evden ayrılsa. Keşke Pilar ilk sahnedeki kararlılığını gösterseydi. O eve hiç geri dönmeseydi. Filmin son sahnesinde ise artık Pilar Antonio'yu sevmediğine karar veriyor ve ondan ayrılacağını söylüyor. Eve tekrardan geri geliyor. Hem de bu sefer yanında en büyük destekçileri, onu anlayan arkadaşlarıyla birlikte eşyalarını tekrardan topluyor. Bir valize sadece ama sadece ona ait olan, o evden götürmek istediği eşyaları koyuyor. Başka hiçbir şeyi almak istemediğini özellikle belirtiyor. Ve Antonio arkadaşlarıyla Pilar'ı öylece izlerken o evin kapısından adımını dışarıya atıyor. Adeta prangalarını o evde bırakıyor ve Pilar özgürlüğüne kavuşmuş şekilde evden ayrılıyor. Hatta filmin son sahnesinde sanıyorum ki apartmanın en üst katından bir görüntü alınmış. Pilar ve yanında arkadaşları, genç kadınlar yürürken gösteriliyor bir 5-10 saniye kadar. O sahne beni o kadar mutlu etti ki sanki hürriyete yürüyorlar, özgürlüğe yürüyorlar. Yani aslında filmin ilk sahnesi son sahnede benzer bir şekilde bizlere gösteriliyor. Ama o iki sahne arasında o kadar büyük fark var ki, birinde üzüntü, kaygı, korku eşlik ederken diğerinde mutluluk, özgürlük, yeni bir hayata başlamanın sevinci, heyecanı, kurtuluşun verdiği ümit gibi duyguları görebiliyoruz. O yüzden filmin sonu beni çok ama çok tatmin etti. Ve dilerim ki Pilar'ın yaşantısında olan tüm kadınlar bu şekilde özgürlüğüne kavuşabilir. O halde şimdi ben sana aynı soruyu yöneltmek istiyorum. Filmin sonu beklediğin gibi mi bitti? Evet, filmin sonu beklediğim gibi bitti. Zaten ilk sahneden itibaren Pilar'ın Antonio'dan tamamen kurtulmasını istiyordum. Çünkü Pilar'a durmadan zarar veren biriyle yaşaması Pilar'ı gerçekten çok kötü etkiliyordu. Pilar'ın evden ayrıldığını görmek ve kararlı bir şekilde duruşunu görmek gerçekten çok mutlu ediciydi. Ayrıca ikinci soruda bahsettiğim güvenlik ihtiyacını Pilar o evden ayrılarak karşılamış oldu. Ve yanında sevdiği kişiler vardı. Yani diyebiliriz ki Pilar sevgiyle ait olma ihtiyacını da bir şekilde artık karşılamaya başlamış. Ve Pilar'ın da artık verdiği kararların arkasında duruyor oluşunu görmek, onun gerçekten öz saygısının da biraz daha yerine geldiğini, yani düşük benlik saygısından kurtulduğunu söyleyebiliriz.
O yüzden de filmin sonu gerçekten beklediğim gibiydi. Eminim ki Pilar sonrasında oğluyla birlikte gerçekten mutlu bir hayat kurdu ve mutlu bir şekilde de hayatına devam etti. Ben o zaman son bir dileğimden bahsetmek istiyorum. Bunu incelemesini yaptığım yazıda da zaten dile getirmiştim. Kadınların öldürülmediği, şiddet görmediği ve kendilerini bulabildikleri bir dünya dileğiyle demek istiyorum. Ve ayrıca Psikolektif'in 13. sayısını da okumayı unutmayın. Çok güzel bir dilek oldu, çok güzel bir duyuru oldu demek istiyorum. Benim de dileğim, benim de bahsettiğim gibi kadın olmaktan korktuğumuz değil, kadın olmaktan gurur duyduğumuz bir ülkede yaşamak istiyorum. Bu dileğimizin de gerçekleştiği günleri göreceğimize inancım tam. Kolektifle kalın, bizle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.